Trikotaj atölyesinden sonra kooperatifin kasasını soydum. Burada da mağdur edilen insanlara yardımcı olmak istedim. İnsanların paraları alınmıştı. İnşaat ilerlemiyor ve hakkını arayanlara kötü muamele ediliyordu. Ben sadece adaletin yerine gelmesini istedim. Bunu yapmak için de tek bildiğim yol buydu. Kendimce mücadele etmeye çalıştım. Bu yaptıklarımdan bir defalığına küçük bir kazanç sağladım. Onu da kardeşim için kullandım. Sonra da gazetelerde bana Robin Hood dendiğini okudum. Kahraman olmak gibi bir isteğim yoktu. Ben sadece doğru olduğuna inandığım için öyle davranmıştım. Peki tamam, şimdi kendi isteğinle teslim olduğunu da söyle. Polisler geldiğinde evde yoktun. Önce korkup kaçtın. Sonra pişman oldun ve kendin teslim olmaya karar verdin. Pişman olmadım. Allah'ım, senden inatçı bir ikinci kişi var mıdır şu dünyada? İyi, pişman olmadın. Ama kendin teslim oldun. Evet. İstesem kaçabilirdim. Kaçmadım. Tamam, öyle yaz Celal. Sonra bir de çıkış al, imzalatalım, tamam mı? Tamam komiserim. Robin Hood'u yakaladın ha? Mavi kendisi teslim oldu başkomiserim. Bu defter kapandı yani. Yeni açılıyor da diyebiliriz. Cezasını çekmeye hazır ve şu anda bizim korumamız altında. Geçmiş olsun Çınar. Çok geçmiş olsun. İyisin değil mi? Uyumak istiyorum. Uyumak ve upuzun bir rüya görmek. Yan yana olduğumuz huzurlu bir rüya. Bundan sonra hep yan yana olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Bir daha söyle. Hiç ayrılmayacağız. Beni sevdiğini söyle. Seni çok seviyorum. Beni hiç yalnız bırakmayacağını. Hiçbir zaman bırakmayacağım. Sıra bana. Arasında hapis kalabilir miyim? İstediğin kadar. İstediğin kadar kalabilirsin. Şimdi hiçbir şeyden korkmuyorum. Soğuk duvarlardan, aramızdaki demirlerden, hiçbir şeyden.